Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda kız çocukları için Mickey Mouse'u taç yapımını göstereceğim. Benim kızlarım taç takmayı çok seviyorlar. Ben de neredeyse 2-3 yıldır kendi taçlarımı kendim yapıyorum. İnanın çok daha uyguna geliyor ve çok da şık oluyorlar. Hatta bu taçları ben kızlara bayram için yapmıştım. Kuzenleriyle birlikte hepsi taksın diye. Şimdi bunların yapımını anlatacağım. Ve şimdi gerekli malzemelerimize bakalım. Düz bir kağıt, kalıp hazırlamak için makasımız, silikon tabancamız, olmazsa olmazımız çünkü o, tacımız, tül yerine kumaş da kullanabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Ve simli eva kullanacağız. Öncelikle Mickey Mouse'ların kulağı için kalıbımı çiziyorum. Ve bu kalıbı evamın üzerine koyarak eşit kulaklar yapacağım. Kalıbımızı hazırladıktan sonra gerekli boydaki evamı keseceğim. Ben büyük bir eva kullandım ama siz A4 boyutunda bir eva da kullanabilirsiniz. Evayı videoda görüldüğü gibi ikiye katlayarak keseceğim. Kalıbı üzerine koyup o şekilde keseceğim ve kat yerlerini kesmiyorum. Böylelikle kulaklar birbirine birleşik olarak çıkacak kestikten sonra. Şimdi karışık gibi gelmiş olabilir ama işlemi yaptıktan sonra daha iyi anlayacaksınız. İşte bu şekilde. Çünkü o tam araya tacı yerleştireceğiz. O yüzden bu şekilde kesiyorum. Aynı işlemi tekrar yapıyorum. Evamı katlıyorum. Ve tam birleşim yerine kulağın alt tarafını getirip kulağın kesiyoruz. Tabii ki alt tarafını kesmiyoruz ki birbirine birleşik iki kulak olsun. Evet, bu aşamada artık kulaklarımı taca yerleştireceğim. Ve önce nerelere yerleştirmem gerektiğini ayarlıyorum. Ve daha sonra kulaklarımı taca silikonluyorum. Bu arada benim tabancam, silikon tabancamda bir sıkıntı var. O yüzden biraz zorlanıyorum. Ama siz tabii ki bu sıkıntıyı yaşamayacaksınızdır. Bir de bu evaların arkası yapışkanlı, yani kendinden yapışkanlı olanları var. Eğer onlardan alırsanız silikonla hiç uğraşmanıza gerek kalmayacaktır. Arkadaki o beyaz kağıdını çıkarttıktan sonra birbirine çok rahat yapıştırabilirsiniz. Ben düz eva aldığım için silikonla taca güzelce yapıştırıyorum ve kulakları da birbirine tekrar silikonla yapıştırıyorum. Bu aşamada isterseniz çift taraflı bant ya da pirit tarzı yapıştırıcılarda kullanabilirsiniz. Ve şimdi sıra geldi fiyonglumuzu yapmaya. Öncelikle ebatını ayarlamaya çalışıyorum. Taca göre büyüklüğü ne kadar olması gerekiyor diye. Ve bu ayarlamayı yaptıktan sonra tülümü bu şekilde katlayarak fiyonglumu yapıyorum. Ben içerisine biraz daha kabarık olan bir tül daha koydum. Daha böyle fiyonglu yaptığımda kabarık durmasını istediğim için. Onu koymadan da yapabilirsiniz.
Evet, artık fiyongum da hazırsa tacıma fiyongumu silikonluyorum ve sabitliyorum. Evet, dediğim gibi kızlara ben bunu bayram hediyesi olarak yapmıştım. O günden beri en favori taçları oldu. Yani başlarından çıkarmıyorlar desem yeridir. Siz de çocuklarınıza ya da yeğenlerinize, komşu çocuklarına hani yapmak istediğiniz, hediye olarak vermek istediğiniz birileri varsa bu tarz taçlar yapabilirsiniz. Ve bu içerikte başka videolarda isterseniz yoruma yazarsanız kızlarım için daha önceden yaptığım işte üniformlu ya da doğum günü tacı vesaire bu tarz taçlar da yaptım. Onlar için de video çekip paylaşabilirim. İçeriğimi yararlı bulduysanız videomu beğenir ve kanalıma abone olursanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler.